geçelim. Servis 838. Kenarına bırakmış. Anladım. Şimdi ben buraya dilekçe verdim. Mahalleye imza topladım. 52 tane. Dilekçenin bir tanesini belediye kültür bir şey varmış başkanlığı. Bir tane müze müdürlüğüne verdim. Dilekçeyi saat 2'de verdim. Akşam 18'de burada bir tane gencin ölüsü bulundu. Yanında da çakmak ve tüpleri falan vardı. Ve dilekçe verdiği günüm oluyor. Günü oluyor. Ondan sonra da kapatıldı bütün kapıları. Ama müze müdürlüğü tarih eser diye kapılarını kapatmak istemiyordu. Hatta ben de dilekçeme dedim ki cehennem ağzı mağaraları nasıl kapandıysa onun gibi kaparsın yani demirden korkuluk yapasın diye. Ondan sonra sağ olsun belediye yönetimi geldiler kapattılar. Ve her akşam burada olaylar da oluyordu, zina da oluyordu, suç da oluyordu, her şey oluyordu yani. Hatta yalnız şikayette de bulunuyorduk ama her gün ifade vermeye gidiyorsun, telefonları ediyorsun. Ama şimdi kapılar kapandı, şu anda buraya giren yok. Yalnız şu aşağıdaki mahalle aralarında bir iki yer var. Yalıcaklısının arka tarafında. Bir de şurada arada bir yukarı çıkan bir yer var. Oralara dadanıyorlar yani, geliyorlar yani. Ve bunlar zaten bir iki grup var herhalde. Hep gençler, 17, 16, 18 yaşında. Aralarında bir iki tane kıl da var böyle, aralarında küfürlü konuşan kıl da falan var. Bu araları eski binalara geliyorlar, geliyorlar sağ olsunlar yani. Bize de yardımcı olurlar, biz de onlara yardımcı oluyoruz. Hatta direkçe ben imzalarını topladım, verdim. Emniyetten de sağ olsun. Aradığım zaman da giriyorlar yani. Yardımcı olur yani. Bir şey görsek arıyoruz. Hatta o gün 155'i ben aradım. Baktım çocuk yani rahmet olacak, görecek bir eksik olacak gibi. Tekrar 112'yi ben aradım. Yani yardımcı olalım dedik ama tabii o genci kaybettik yani. Ama çok yaygınlaştı yani. Her tarafta çakmak hızlı tüpleri. Ondan sonra bali malzemeleri. Yazık, gençlerimiz dedik yani. Çünkü niye? Bir tane bira 3 milyon, 4 milyon lira. Adam 2 milyon lira bir çakmak hızlı tüp alıyor. Onlar kafayı bulmaya çalışıyor. Hı. 4 tane bira alsa adam 15-20 milyon para verecek yani. Ama o da değil. Tabii aileden kaynaklanıyor. Dedi. Aile problemlerine kaynaklanan sorunlar da oluyor. Çevre, öyle bir çevreye giriyorlar. O çevrede onları tabii yanlış yönlere itiyor. Başka bir şey yok yani.